Herkese selamlar. Uzaylı maratonunun sonuna yaklaşırken sırada bugün çok istediğiniz yaban köpek var. Tabii videoya geçmeden önce söyleyeyim. Bu uzaylı maratonunda bana en çok destek veren ve yardım eden çizgi kedi kanalını söylemesem olmaz. Bir de son attığı video olan Hawkeye vs. Rook videosuna bir bakalım. Rook bana göre çok tecrübeli ve iyi nişan alan bir karakter. Ve zırhı çok üstün, silahları da öyle. Bence yakın dövüşte Rook, uzak dövüşte yani nişancılıkta Hawkeye alır. Yaban köpek videosuna geçelim. Üste herhangi bir yerde olabilir. Onu nasıl bulacağız? Kokusunu takip edeceğiz. Yaban köpek! Kel, hava çıkışlarını kontrol et. Rook, parçaları sıva. Kahramanlık zamanı. Tamam. Parçaların bu işle ne ilgisi var? Yaban köpek, Bente'nin ilk 10 uzaylısından biridir. Türü Wolfmancer, gezegeni Wolfin'dir. Yaban köpek, benim de çok sevdiğim uzaylılardan, özellikle dönüşümü çok hoşuma giden bir uzaylı. Yaban köpeğin güçlerine de bir göz atalım. Yaban köpeğin ana yeteneği koku alma duyusudur. Gözleri olmadığı için vizyonu bir ternografa benzer şekilde, duyularının nereden kaynaklandığını donuk bir 3D haritalamasından oluşur. Gelişmiş işitme duyusu ile birleştiğinde duyuları bir radar veya sonar şeklini alır ve çevresini daha net algılamasına izin verir. Onu tanımlayacak bir hayvan ararsak bu özelliklere en uygun hayvan yarasadır. Yarasaların da gözleri iyi görmez fakat kulakları çok geliştiği için ses dalgalarıyla görürler. Tıpkı yaban köpeğin hisleriyle görmesi gibi. Yaban köpek görünmez varlıkları algılayabilir. Bu nedenle görünmezlik gücü olan uzaylılar ona karşı hiçbir şey yapamaz. Görünmezlik gücü işe yaramaz hale gelir. Yaban köpeğin gelişmiş hızı ve tepki süresi duyularının yardımıyla zahmetsizce kaçmasına ve karşı saldırıya geçmesine izin verir. Yaban köpek neredeyse her şeyi ve herkesi kokusuyla takip edebilir. Katı taş zeminde kazı yaparken bile hızlı bir şekilde derin kraterler kazabilir. Yaban köpek insanlık dışı bir hızda koşmasına, zıplamasına ve tırmanmasına izin veren gelişmiş çevikliğe sahiptir. Oldukça akrobatik ve jimnastikçidir. Bu türün hareketleri biraz da maymununkine benzer. Sizin yüzünüzü güldürecek bir maymun taklidi koyayım. Hem de güvenden. Peki ne gibi şeyler yaptın? Ben bilirsin, sıradan şeyler. Suçluları yakalamak, uzaylıları yenmek, insanlığı kurtarmak. Maymun gibi kaşınıp durmak. Sen iyi misin? Yaban köpek üzerine düşen çelik bir kuleye dayanacak ve cam bir pencereden atlayacak kadar dayanıklıdır. Yaban köpek dört ayaklıdır. Bununla birlikte arka ayakları üzerinde durabilir ve bunu yaparak biraz beceriksizce yumruklayabilir. Buna ek olarak güveni boşluğa çekilmek üzereyken ayağıyla yakaladığı için ayakları kavrayıcıdır. Yaban köpek dikey yüzeylere tırmanmak için kullanabileceği jilet keskinliğinde dişlere ve pençelere sahiptir. Yaban köpek Toopik'i kolayca yenebilir. Çünkü o görmez, sadece sezer yani algılar. Kendisini bunu yapmak için hiç eğitmemiş olmasına rağmen yaban köpeğin sırtındaki kirpi benzeri tüyler sonarını tamamlar ve ayrıca yuvarlanırken onu koruyan veya istediği zaman fırlatılan mermiler olarak silah görevi görebilir. Yaban köpek 4 yaşındayken bile bina büyüklüğündeki bir robotu yok etmiştir ve çelik devasa bir kulenin altında ezilmesine rağmen çizik bile almamıştır. Daha denk dayanıklılığı vardır. Çenesi çok kuvvetlidir. Çeliği bile parçalayabilir. Zayıf yönlerine bakacak olursak, yaban köpek insan dillerinde konuşamaz. Bunun yerine havlama ve hırlama kombinasyonu yoluyla iletişim kurar. Bundan dolayı onu birinin anlaması son derece zordur. Ama durun, burada gizli kod devreye girer. Kevin nasıl konuşuyor o zaman? Alın size kanıt. Ah!
yalanı da açıkladıktan sonra devam edebiliriz. Yaban köpeğin göz eksikliği onu tamamen diğer duyularına, çoğunlukla koku alma gibi duyulara bağımlı kılar. Yaban köpeğin duyuları çok hassastır ve onu yüksek perdeli bir ses gibi duyularını bunaltabilecek her şeye karşı savunmasız kılar. Gwen ona büyü yaptığında görüldüğü gibi yaban köpeğin büyüye karşı bir zayıflığı vardır. Soğuk algınlığı ile enfekte olduğunda yaban köpeğin burun delikleri mukus tarafından tıkanır. Bu da onu koklayamaz veya duyamaz hale getirir. Onu esasen kör yapar. Ek olarak kürkünün rengi canlı turuncudan soluk sarımsı turuncu bir tona dönüşür ve dudakları ve pençeleri siyahtan hastalıklı koyu yeşil bir tona dönüşür. Buradan çıkaracağımız sonuç, yaban köpekte korona olabilir. Uzak durun ve maske takın. Şimdi de yaban köpeğin en güçlü hali olan Ultimate yaban köpeğe bir göz atalım. Ultimate yaban köpeği. Ultimate yaban köpek. Ultimate yaban köpek, yaban köpeğin inanılmaz koku alma duyusuna sahiptir ve fiziksel olarak ondan daha güçlüdür. Bazı kesim şey diyor, yaban köpeğin aksine konuşma yeteneğine de sahiptir. Demin gösterdim, yaban köpek konuşabiliyor. Ya da ben yaban köpek formunda konuşamıyor. Ama yaban köpek konuşabiliyor ki ondan eminiz. Eğer size biri böyle bir şey derse göğsünüzü gererek deyin ki Benten'de Müfettiş 13 bölümünü aç ve izle. Şaka bir yana, gerçekten de çok yanlış bilinen bilgiler var. Onları da Benten hakkında yalan serisiyle doğrusunu anlatacağım inşallah. Neyse devam edelim. Ultimate yaban köpek, yaban köpekten daha fazla çevikliğe sahiptir ve gelişmiş kokusuna ek olarak işitme duyusunu iyileştirmenin yanı sıra yakın mesafeli dövüş için keskin bir kuyruğu, pençeleri ve dişleri vardır. Derisi sivri nesneleri geçirmezdir ve çok dirençlidir. Zayıf yönlerine bakacak olursak, temel formu gibi Ultimate yaban köpek de göremez ve vizyonu sadece donuk bir 3D haritalamadan oluşur. Yaban köpeğin gözüktüğü bölümlere bakalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Diğer uzaylı dosyalarını da izlemek için birazdan karşınıza çıkacak olan uzaylı dosyası oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve Çizgi Kedi kanalının Hawkeye vs. Rook videosunu da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.